Good morning, Dr. Anderson. Good morning, how are you? I'm fine, how are you? Are you Seda? Yes, my name is Seda. Good to see you. Thank you. Can you see me okay? Am I coming across? Is it working? Elliot, hi, this is Chanel. Can you give us just a minute just to test a few things? Of course. Okay, so Deniz Hanım, can you hear us okay? Can you hear Elliot okay? I can hear you. Ben de duyabiliyorum ama Türkçeden dinlemeniz gerekiyor beni duyabilmek için. Okay, all right. Elliot, we have a translator. We have a translator and as you're answering, you know, and being interviewed by Dr. Bayraktar, if you could speak a little slowly, not too fast, that would be nice because they will be simultaneously translating what the two of you will be talking about. And Elliot, if you don't mind, can you sit a little bit back? Because right now we're seeing the top of your head. Right now we're seeing you perfectly. Thank you. Okay. So Elliot, I'm Chanel Poirazna from Penn State. You and I have been communicating via email. Thank you for accepting our invitation and coming here to be a part of our conference. Dr. Seda Bayraktar from the Akdeniz, which is Mediterranean University, will be interviewing you. And I know you said she can refer to you as Elliot, but considering your experience and wisdom and the Turkish culture's expectations for respect toward people in your stature, she said she would feel much more comfortable if she referred to you as Dr. Aronson. So she's first going to say a few things about herself, then she's going to briefly introduce you, and finally she's going to ask you a set of questions as part of this interview. Dr. Bayraktar, please go ahead. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Teşekkürler. İyi akşamlar hanımefendiler ve bayanlar ve sayın Dr. Aronson. Günaydın. Bugünün son oturumuna hoş geldiniz. Umarım konferansımızdan memnun kalırsınız. İsmim Seda Bayraktar ve Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doçentlik yapmaktayım. Forensik yani adli tıp alanında özellikle de çocuk istismarı konusunda çalışmalar yapmaktayım. Şimdi ise sözü Sayın Dr. Elliot Aronson'a bırakacağız. Profesör Dr. Elliot Aronson'a bırakacağız. And I would like to present a short biography, and then we will start our session at a conversation. We will take your questions in the last part of the session, so you can send your questions. Önündeki oturumumuza başlayacağız. Q&A kısmından, soru-cevap kısmından sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ancak başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Sayın Aronson'la oturumumuz gerçekten önemli. Kendisi benim takip psikoloji alanındaki lisans çalışmalarımdan biri ilham kaynağım olmuştur. Kendisi aynı zamanda bana Elliot ismiyle hitap edebileceğimi söyledi. Bu nezaketinden dolayı çok teşekkür ederim ama benim için bir idol olduğunuz için size Dr. Aronson diye hitap etmekten daha memnun olacağımı söylemek isterim hocam. Şimdi bugünkü oturumumuzda Dr. Aronson and academic studies. But at first let me introduce a short biography and then start the session. Elliot Aronson is currently Professor Emeritus at the University of California in Santa Cruz. He has long-standing research interests in social influence and attitude change, cognitive dissonance, interpersonal attraction, group processes, prosocial behavior, prejudice, research methods, and social cognition, etc. Professor Aronson's experiments aim to test theory and improve the human condition by influencing people to change dysfunctional. Üç büyük ödülün hepsini birden kazanan tek kişi olma ünvanına sahiptir. Again, welcome to International Eurasian Educational Research Congress. Thank you for seeing you here. I would like to start with asking you a question about your book, about your one of your books. Dr. Aronson, you wrote a biography not by chance alone, and I found it to be very inspirational.
Before we further discuss the book, I first would like to know what helped you decide to write an autobiography? Well, I didn't really decide to do it. It was thrust upon me. In America... Yapmak istediğim bir çalışmaydı. Amerika'da her 30 yılda bir Amerika Psikoloji Birliği bir araya derleme bir kitap getirir. Bu da otobiyografiler halinde psikolojinin tarihi şeklindedir. Burada 8-9 tane psikolog bir araya gelirler. Intellectual autobiography in about 40 or 50 pages, and they put it together in a book every 30 years. It's a different set of people, and it's a great honor. Derlenip derlenmiş olan bir çalışma aslında tarihini gösterir. Benim için de buna davet edilmek çok önemliydi. Bu bizim için History of Psychology in Autobiography dediğimiz bir çalışma. Psikolojinin otobiyografiler şeklinde tarihi diye. Ve bana bu teklif geldiğinde çok büyük bir mutluluk duydum, onur duydum ve çalışmayı yaptım tabii ki de. 75 sayfa kadar yazdım. Halbuki istedikleri 40 ya da 50 sayfaydı. O yüzden editör dedi ki, bunun içerisinden bir 25-30 sayfayı kısaltmanız mümkün müdür? Ve aslında içinden... Hiçbir şey çıkartmak istemedim. O yüzden editörle tartıştım. Dedim ki müsaade edin. Bu 25-30 sayfamı otobiyografimde tutayım. 40'la 50 ile kalmasın. Ve kendisi hayır dedi, kabul etmedi. Ve Elliot neden acaba bu yazsanını biraz daha genişletip uzatıp bir kitap yapmıyorsun ki dedi. Eminim insanlar bunu gayet ilginç bulacaktır. İşte bu şekilde otobiyografim çıktı ortaya. Hani başından kendim tek başıma detaylı bir şekilde otobiyografi yazmak istemiyordum. Aklımda olan şey değildi. Profesör hayatımla ilgili yapmak istediğim şey o anda bu değildi. Ama tamamen kazara sadece içinden çıkartmak istemediğim için, nefret ettiğim için bazı şeyleri seçip ayırmaktan böyle bir çalışmanın içerisinde buldum kendimi. Geldi. Teşekkürler Dr. Arison. Ve akademik konulara girmeden önce bir de gençlik yıllarınızdan ve kişisel hayatınızdan bahsedebilir misiniz bize? Çocukluğum çok zor bir çocukluktu. Çok fakirdik. Büyük buhranın tam başında doğmuştum 1930'lu yıllarda. Ve babam ise eğitimsizdi. İşsizdi ve çok mutsuzdu. Yiyecek yeterli yemeğimiz yoktu. Bayağı fakirdik. Aslında çok çok fakir, böyle banyo diyebileceğimiz Massachusetts'te kötü yerlerde büyüdüm. Ama aslında bir de çok antisemitik bir mahalledeydik. Biz de Yahudiyiz ve mahallemizdeki tek Yahudi, bölgedeki tek Yahudi ailede bizdik. Çok ciddi Yahudi karşıtlığı söz konusuydu. Küçük bir çocukken ben sık sık taciz edilirdim. İnsanlar bana kötü isimler, sloganlar bağırır, hakaretler söylerlerdi. Bazen itip kakarlardı ve yeri geldiğinde biraz işin şiddeti de artabiliyordu. Böyle gruplar şeklinde köşeledikleri de olabiliyordu. Aslında en böyle childhood when I was about 9 years old after one of these şiddet olaylarının dövme olayı esnasında şöyle yolda kaldırımda oturuyordum. Burnum kanıyordu. Kendimce kanamayı durdurmaya çalışıyordum. Çünkü eve gittiğimde anneme izahat vermek istemiyordum. Bir de onunla yüzleşmek istemiyordum. Ve şunu dedim. Bu çocuklar neden bu kadar bizden, Yahudilerden nefret ediyorlar diye düşünmeye başladım. Ve neden benden bu kadar çok nefret ediyorlar? Hani beni tanımıyorlar ki bile derken buldum kendimi.
Eğer beni bilselerdi, tanısalardı ve aslında ne kadar bonkör, iyi, cömert bir insan olduğumu görselerdi, beni daha mı çok severlerdi acaba diye düşündüm. Eğer beni daha çok sevselerdi, benden hoşlansalardı, o zaman bu şu anlama gelmez miydi? Belki şimdi Yahudilerden nefret ettiklerinden daha az diğer Yahudilerden de nefret etmeye başlayabilirlerdi. Tabii o anda onu tam olarak hani anlayamıyorsunuz ama aslında ileriki çalışmalarımda bu çok çok temel köklü bir sosyopsikolojik bir soru haline geldi. Ve bu canlı anı benimle çok uzun yıllar kaldı. Çünkü 10 yıl sonra üniversitedeyken gene tamamen kazara bir sınıfa girdim. Orada etkilemeye çalıştığım çok çekici genç bir kadın vardı tabii ki de. Ve onun peşinden ben de bir sınıfa daldım gittim. Çünkü bu büyük amfilerden birindeyiz bu arada. Hani belki arkada bir yerde otururuz, elini tutarım gibi şeyler hani düşünüyordum. Dersi dinlemek için değilim. Ben ekonomi alanında çalışıyordum o esnada. Ekonomi okuyordum. Psikoloji de değildi. Bu psikoloji giriş kurs dersiydi. Ve Abraham Maslow tarafından veriliyordu. Tabii ki de Abraham Maslow'u bilmiyordum. O harikulade büyük Maslow'u bilmiyordum. Kendisi humanistik psikolojinin babası, duayeni bunları bilmiyordum. Sadece bir profesör vardı karşımda. Ve bu çok güzel kadının yanındayım, genç kadının. Sonra konuşma ders dikkatimi çekmeye başladı ve dinledikçe anlattığı konu sosyal psikoloji, ön yargılar derken Maslow aslında benim o gün kendime sorduğum, o çocuk halimde kendime sorduğum soruların aynılarını soruyordu o kaldırımda otururken. Kendime oturmuş acırken sorduğum soruların aynısını soruyordu. Ve şunu dedim, ilk defa fark ettim ki psikoloji aslında psikoterapinin çok daha ötesinde bir şey. Bu aslında inanılmaz önemli olan şeyler hakkında. Mesela ön yargı gibi ya da ön yargının nasıl azaltılabileceği gibi. Ve tam olarak o gün ya da şöyle söyleyeyim. Öncelikle o kadının elini tutmayı bıraktım. Not almaya başladım. Maslow'un dersinden notlar almaya başladım. Ve tamam, kızı kaybettim açık söylemek lazım ama bir meslek kazandım. Çünkü lisans alanımı ekonomiden psikolojiye değiştirdim ve Abraham Maslow'un bir protejesi oldum, öğrencisi oldum. Kendisi bir baba gibidir benim için bugün hala ve beni teşvik etti ve daha sonrasında yüksek lisansım ve diğer derecelerimi alabildim onun sayesinde. Çok teşekkürler bu giriş ve girizgah için. Dr. Aronson, sizin kitabınızı adını okuduğumda İlk aklıma gelen şeylerden biri posttraumatik dönemler ve direnç. Biliyorsunuz posttraumatik growth dediğimiz, büyüme dediğimiz hani küllerinden tekrar doğmak gibi. Siz de kendinizi bir anka kuşu olarak tanımlar mıydınız acaba küllerinden doğan? Tam olarak anlamadığım soruyu kusura bakmayın. Kitabınızın adını gördüğümde aklıma ilk gelen şey post-travma sonrası büyüme ve direnç kazanma konusu oldu. Biliyorsunuz hani bu tamamen anka kuşu gibi travmatik olaylardan sonra tekrar küllerinden doğmak gibidir. Siz kendinizi de bir anka kuşu olarak tanımlar mıydınız? Şimdi aslında ben kendimi açık fikirli, açık görüşlü bir birey olarak tanımlıyorum. Ve tabii ki çok dirençliyim, onu da söylemek lazım. Şans eseri yalnız değilim diye çevirebileceğimiz Not By Chance Alone
ismini vermemin sebebi kitabıma hayatımda başıma gelen iyi olan şeylerin pek çoğunun kazara olmasıydı. Yani kazara, tamamen şans eseri. Çocukluğumda o kaldırımda buldum kendime, düşündüğüm şeyleri düşünmeye başladım. Üniversiteyi Maslow'un ders verdiği bir dönemde okutmanlık yaptığımda gitmiş olmam, onunla birlikte çalışma imkanı yakalamam, üniversitedeki geçirdiğim şeylerin pek çoğu tamamen benim aslında bu yolculuğumun kazayla bir araya gelen parçalarıydı. Eğer mesela almış olduğum bursu almasaydım, kazara almasaydım, üniversiteye gidemezdim. Ve Maslow'un sınıfına girmem de tamamen şans eseriydi. O yüzden insanların hayatına baktığımızda aslında çok iyi diyebileceğimiz, çok sayıda iyi ve kötü diyebileceğimiz şans olayları, kazalar olabiliyor. Ve not by chance alone, hani şans eseri, sadece şans eseri değil diye çevirebiliriz aslında. Not by chance alone, sadece şans eseri değil dediğimiz kitabın adı da aslında biraz da hayatınızda karşınıza gelen bu şansları nasıl iyi ya da kötü olsun produktif, üretken bir şekilde kullanabileceğinizle ilgili. Peki, kriz ve travmatik olaylarla ilgili olarak sizin akademik hayatınızda, kişisel hayatında kullandığınız böyle kritik araç kitinizde neler vardır? Kritik itemler dediğiniz, araç kiti dediğinizde tam olarak sorunun ne olduğunu anlayamadım ama bir kez daha tekrar edebilir miyiz acaba? Size mücadele mekanizmalarınızı, yöntemlerinizi soruyorum. Kriz ve travmatik olaylarla karşılaştığınızda hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Duymakta sizi zorlanıyordum. Biraz daha yavaş konuşmanız lazım çünkü kulaklarım artık çok yaşlı. Kriz ve travmatik olaylarla baş etme yöntemleriniz nelerdir? Benim için daha hızlı, daha iyi, daha çok çalışmak, sebat etmek ve aslında bütün öğrencilere psikoloji alanında ya da herhangi bir alanda okuyan bütün öğrencilere tavsiye ettiğim şu iki kuralı uygulamak. Kendi merakınız neyse, sizde merak uyduran şey neyse onu takip edin. Ve bir araştırma konusu seçin. Popüler olmasa dahi bunu yapma gücünü bulun. Diğer kişiler bundan hoşlanmasa da, ilgi duymasa, sizin ilgi duyduğunuz, merak ettiğiniz bir konu varsa bırakın. Sadece sizin istemeniz yeterli. Onu takip edin. İşte bu benim profesyonel hayatımın her zaman tavsiyesi budur. Kişisel hayatıma bakarsanız gene çok şanslı oldum. Çok genç yaşta evlendim. 22 yaşında inanılmaz bir kadınla evlendim. Ve tabiri şükür hala hepimiz hayattayız. 90 yaşındayız. 67 yıldır bir aradayız. Evliyiz. Ve çok çok güzel, mutlu bir hayat yaşadık. O yüzden hem profesyonel açıdan hem kişisel açıdan baktığımızda bu aslında biraz da doğru kararlar vermek ya da iyi kararlar vermek. Kendim başıma. Başkalarının bana ne yapmamı gerektiğini söylemesine kulak asmadan, kendimi mutlu, huzurlu hissettiğim, ilgimi çeken şeyleri gerek araştırmalarımda, gerek sosyal hayatımda takip etmektir. Teşekkürler Sayın Doktor. O zaman şimdi şuna odaklanalım, akademik kariyerinize gelelim. Şimdi öncelikle sizin eğitiminizle ilgili katılımcılara bazı şeyler söylemek istiyorum. Doktor Arison kendi lisans derecesini 1954'te Brandon Üniversitesi'ne aldı. Yüksek lisansı Best Üniversitesi'nden 1956'da aldı ve doktorasını ise psikoloji Stanford Üniversitesi'nden 1959'da tamamladı. Kendisi Harvard Üniversitesi'nde okutmanlık yaptı. Minnesota'da, Texas'ta ve aynı zamanda Kaliforniya'da okutmanlık yaptı, ders verdi. 1991'de Amerika Psikoloji Birliği'nin, derneğinin tarih, 120 yıllık tarihindeki 3 büyük ödülünün hepsini kazanan tek kişi olma unvanına sahip oldu. Bunlar
en iyi yazma, en iyi araştırma ve en iyi okutmanlık alanları. Profesyonel hayatınızla ilgili olarak acaba bize akademik hayatınızı biraz daha detaylandırabilir misiniz? Genç araştırmacılarımızı ilham kaynağı olsun diye. Benim ilk en şanslı dönüş noktam Stanford'a gittiğimde psikoloji yüksek lisansı ve doktorası için gittiğimde aynı yılda Leon Festing de Stanford Üniversitesi'ndeydi. Çok genç bir profesör olarak oradaydı. Festinger Stanford'a bir deha ünvanı ile itibariyle tanınır ile gelmişti zaten. Ama aynı zamanda bununla birlikte çok zor, çok eleştirel, çok agresif bir profesör olduğu da söyleniyordu. Onunla seminerlere katıldım ve çok hızlı bir şekilde gördüm ki bunların her ikisi de, söylenenlerin her ikisi de doğruydu aslında. Evet, bir dahiydi. Harikuladeydi. Benim görmüş olduğum hayatımdaki en zeki insandı. Yani o güne kadar gördüm ve sonrasında gördüm. Ve aynı zamanda çok da sertti. Çok da sinirliydi. İnsanlar onun zamanını boşa harcadığını nefret ederdi. Çünkü zaman onun için çok değerliydi. Seminerlerde insanlara baktığımda katılımcılar oldukça ondan korkuyorlardı ama aynı zamanda da ben de korkuyordum tabii ki de. Ama ben bir de inanılmaz etkileniyordum onun zekasından. Ve o seminerde kendisi yeni bir teori geliştiriyordu sosyal psikolojide. Cognitive dissonance teorisi dediğimiz bir teori geliştirmekteydi. Ve gördük ki Edward E. Jones gibi ya da pek çok diğer büyük bilim adamı gibi alanda en önemli araştırmaları sosyal psikolojide derlemiş olan bir teorinin de o esnada üretim aşamasındaydı aslında. Ve bu benim için inanılmaz büyük bir şanstı. Bu teoriyi geliştirirken ben de orada onunla birlikteydim. Ve onunla konuşmaya başladığımızda teorinin ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladım. Aynı zamanda inanılmaz bir metodolojisti. Ve bu bilişsel uyumsuzluk teorisinin yanı sıra metodoloji olarak kullandığı metodolojiler ve en güzel seçilmiş olan deneyleri dizayn etmesi inanılmaz bir tecrübeydi benim için. Bir yandan çalışmak çok zordu, evet, ama onunla birlikte çalışmak bana aslında araştırmanın nasıl yapılacağı konusunda çok aydınlattı, çok şey öğretti. Çünkü o dönemde onunla birlikte tamamen çığır açan, sosyal psikolojide çığır açan bir teorinin temellerini birlikte atarken görme imkanı yakalamıştım. Pekala. Mikrofonunuzu bir kontrol edebilir misiniz? Sanırım bir hata var. Ara ara ses uzaklaşıp yakınlaşıyor. Şu anda duyabiliyor musunuz diye soruyor beyefendi ama aynı şekilde geliyor ses aslında. Hala boğuk. Sayın Dr. Aronson, bir sosyal psikolog olmaya nasıl karar verdiniz ve neden? Hayatınızda dönüm taşları var mı acaba? Mihenk taşları, dönüm noktaları var mı? Çocukluğunuz özellikle sizi etkileyen bu konuda. Şimdi görüyorsunuz ki 9 yaşındayken hayatımda gördüğüm şey, bir sosyal psikolog gibi o zaman düşünüyormuşum bilmeden, böyle bir alanın olduğunu, böyle bir şeyin olduğunu bilmeden daha bunu düşünüyormuşum. Yani doğal bir şeydi aslında, doğal oldu. Bence hepimiz aslında amatör sosyal psikologlarız. Çünkü sosyal bir dünyada, toplum içerisinde yaşıyoruz. Ve hepimiz sosyal hayvanlarız. Hepimiz
etrafımızdaki diğer insanlara ilgi duyuyoruz. Onlarla ilişki kuruyoruz. Onları etkiliyoruz. Onlardan etkileniyoruz. O yüzden bunların tamamı zaten sosyal psikolojinin bütününü oluşturuyor. Her zaman bunu inanılmaz bulmuşumdur. Ama ben neden özellikle alan olarak bildikten sonra buna ilgi duydum? Çünkü ben ön yargı mağduruydum. İnsanlar nasıl ön yargı mağduru olur onu merak ediyordum. Ön yargı olunacak bir birey olarak mı doğarsınız? O hale mi gelirsiniz? Doğduğunuz gruptan dolayı mı, toplumdan mı? Siyahi olduğunuz için mi? Başka ırktan mı geliyorsunuz? Meksikalı olduğunuz için mi? Diye. Bunu her zaman çok ilginç buldum. Aslında çok ilginç bir konu olduğunu düşündüm bunların, irdelemenin. Daha sonrasında Festinger ile karşılaştığımızda, o da sosyal psikolog zaten, dünyada tanıdığım en zeki insan olunca çok doğal olarak ben de tabii ki de o alana ve onunla çalışmaya doğru yöneldim. Başlangıçta zor zamanlar yaşadık tabii ki de, çünkü kendisini biraz katı ve çalışması zor biri olduğunu kabul etmem gerekiyordu. Ama daha çok birlikte çalıştıkça daha fazla kendisini de takdir eder hale geldim. Ve sonunda aslında Festinger'le biz ilk yılımda yüksek lisansımdı ve sonrasında sanki bana bir meslektaşmış gibi davranmaya başlamıştı bile. Bitirdiğimde ise, 3 yıl sonra mezun olduğumda ise Stanford'dan, doktoramı aldığımda biz artık çok çok yakın arkadaş olmuştuk bile. Leon Festinger benim hayatımda çok büyük bir rol oynadı. Yani şöyle diyebilirim, bildiğim her şeyi bana öğretti diyebilirim. Ama muhtemelen ondan da fazlasını öğretti bana. Bana ne benim ne de başka kimsenin bilmediği şeyleri nasıl gün yüzüne çıkarabileceğimi öğretti. Bana nasıl bir hipotez üretilebilir ve bir deney o hipotezi test etmek için nasıl oluşturulabilir, inşa edilebilir, bunu öğretti. Hayatımda 150'den fazla kez yapmışımdır. Ve onun öğretiyse neye yaptım bunu? Ve deneylerimden her zaman çok çok gurur duyarım. Çünkü Leon Festinger bana inanılmaz güzel bir sanatkar nasıl olunur, zanatkar nasıl olunur bunu öğretti. Bu sanatı öğretti. Nasıl ilgi çekici bir ürün yaratabilirsin? Nasıl bazen düşünme tarzımı değiştirebilirim? Bunları gösterdi bana. Ona inanılmaz büyük bir borcum var. Eşimle beraber Leon Festinger sanırım hayatta başıma gelmiş olan en güzel şeydi. Teşekkürler Sayın Dr. Aronson. Tabii ki sosyal psikoloji her tarafta. Mesela ben adli tıp psikoloğu olarak sosyal psikoloji teorilerini kullanıyoruz. Yani. Ve pek çok araştırmacı ve öğrenci sizin teorilerinizi okuyor ve tabii ki yayınlarınızı atıfta bulunuyor. Ama mesela hazır bu fırsat elimizdeyken sizin birinci araştırma konularınızı birazcık daha irdeleyelim isteriz. Mesela araştırdığınız bazı konuların üzerinden geçebilir misiniz şimdi? Belki adım adım gidebiliriz. Bize ilk olarak belki de kısaca kavramsal ahensizlik ya da bilişsel uyumsuzluktan bahsedebilir misiniz? Cognitive dissonance teorisinden bahsedebilir misiniz? Sizden duyalım bir de. Son kısmı bir daha tekrar edebilir misiniz? Bize kısaca bilişsel uyumsuzluk teorisini anlatabilir misin? Sizden duyayım. Pekala. Eğer diyelim ki bir kişinin iki bilişi var. İdealleri, düşünceleri, tavırları, davranışı. Ve bunlar psikolojik olarak tutarsızsa, o zaman bu kişi bilişsel olarak uyumsuzluk içerisinde düşünecektir. Bu da negatif bir etkendir. Huzursuzluk verir. Mesela aşırı açlık ya da susuzluk gibi. Ama bu beyinde, zihinde gerçekleşir.
kognitif olarak, bilişsel olarak da çok acı veren bir tecrübe olabilir. Mesela şöyle söyleyeyim, size ilk deneyimden bir örnek vereyim. Hipotezim şuydu deneyimde. Çok zor, çok aşırı zorluklar geçecek bir gruba dahil olan kişiler, mesela bir tartışma grubuna girmek için bu tür yollardan geçen kişiler, bu grubu herhangi bir zorluk çekmeden girdiklerine kıyasla daha fazla seviyorlar. Neden? Çünkü şimdi biliş, yani ben bütün bu acıları geçtim, yaşadım ve bütün bu negatif şeyleri geçtikten sonra gruba girdiğim için, bir tartışma grubuna girdiyseniz, grup çok sıkıcı da olsa, grup çok aptal olduğu da ve tamamen zaman kaybı olduğu da ortaya çıksa, bu sizin için gerçekten ciddi bir uyumsuzluk yaratacaktır. Çünkü onun için verdiğim bilişsel çaba çok ciddi bir, zor bir prosedürdü. Ve daha sonrasında onunla ilgili olarak negatif olacak herhangi bir şeyi tamamen uyumsuzluk olacaktır. Biz o grubun gerçekten ilginç olmasına ihtiyaç duyuyoruz. O gruba eğer acı çekmeden, zorluk çekmeden herhangi bir şekilde girseydim, baktım zaman kaybediyorum, çok da keyifli bir grup değil, o zaman hızlı bir şekilde onu kötüleyebilebilirdim. Bununla ilgili bir deney yaptık, basit bir deney yaptık. Bir grup tartışmasının görüntüsünü aldık. Daha önceden çalışılmıştı, bizim öğrencilerimizin oynadığı. Ve bunu böyle sıkıcı, olabilecek sıkıcı, boş, düz bir şey ya, o şeklinde düzenledik. Sonrasında bir grubumuzu aldık ve onları rastgele bir şekilde daha orta seviyeli katılma giriş koşulları olan bir süreç sonrasında grubu aldık. Diğerlerini çok aşırı zor katılma koşulları olan bir prosedürden sonra grubu aldık. Ve gördük ki çok zor koşulların ardından o gruba katılanlar grubu daha çok sevdiler. Çünkü kafalarında grupla ilgili ilginç olabilecek olan şey, her şeyi abartmışlardı. O kadar fazla çaba veriyorlardı ki süreç içerisinde. Ve ilginç olmayan her şey, grupla ilgili sıkıcı olan her şey, dümdüz olan her şey ise tamamen kenara attılar. Ve sonunda aslında katıldıkları grubun, ki objektif açıdan baktığımızda çok da sıkıcı ve işe yaramaz bir grup olduğunu bilsek de, o grubun gerçekten katılması gereken iyi bir tecrübe olduğu fikrini geliştirdiler. Bu aslında benim için bu aklıma getiriyor. Yani bu bilişsel uyumsuzluk teorisine baktığımda bize şunu sağlıyor. Mesela iknayı düşündüğümüzde, kişileri ikna etmeye, bir şeyi tercih etmeye, ikna etmeye çalıştığımızda doğrudan bir çaba sarf ediyoruz değil mi? Mesela televizyonda yayınlanan reklamlar gibi. Bunlar doğrudan etki araçlarını kullanıyoruz. Ya da mesela şu bilgisayarı alın, bu bilgisayardan daha iyidir dediğimizde, ya da bu cep telefonu değerinden daha iyidir dediğimizde, buradaki ikna yöntemi doğrudan bir girişim, doğrudan bir çaba. Ama bunun yerine kişileri dolaylı olarak ikna etmeye çalışsaydım, o zaman o gruba girdiklerinden sonra bunun ilginç olmadığını kabul dahi edemezlerdi. Ama bu durumda görüyoruz ki işte ilgi çekici olmasa dahi kendi kendilerini ikna ettikleri için bireyler
kendi kendilerini motive ettikleri için ve zorlu adımları teker teker tamamlarken o gruba dahil olmak için kendilerini ikna edip motive ettikleri için artık o grubu bir üyesi olduklarında grup onlar için hala çok önemli, çok büyük, çok kıymetli bir grup olarak, tecrübe olarak kalıyordu. İşte bu aslında benim hayatımdaki ilk deneyimdi. 22 yaşındayken yaptım. Johnson Mill diye bir başka öğrenciyle birlikte. Ve Leon Festinger bana dedi ki bu teorideki bilişsel ölümsüzlük teorisindeki en önemli deneylerden biri diye adlandırdı. Çünkü insan davranışı önemli bir yönünü gösteriyordu bize. Yani daha genel olarak bakacak olursak insanlar kendilerini ikna ediyorlar ve eğer özellikle o şekilde motive edilirlerse daha iyi bir şekilde kendilerini ikna edebiliyorlar. Ve bunun en büyük motivasyonlarından biri bireysel uyumsuzluğu azaltma çaresizliği ihtiyacı. Bütün bu zorluklardan geçebiliyorlar mesela bir gruba dahil olabilmek için. Ve bütün bu geçtikleri zorluk onların gruptaki olumlu şeyleri görmesi için inanılmaz bir motivasyon kaynağı. O kadar zorluktan geçtiysem bunun mükafatı olmalı, meyveleri olmalı diye gördükleri bir bilimsel bir uyumsuzluğa düşmek istemedikleri için kendilerini ikna ediyorlar. Ve pek çok olumsuz şeyi de göz ardı edebiliyorlar bu sayede. İnsanoğlunun yaptığı şeylerden biri bu. Yani kısaca tek böyle açıklayabiliriz. Çok teşekkürler. Pekala. Jigsaw sınıfı dediniz ya, yönteminiz. Bu araştırma fikri nasıl doğdu? Nereden çıktı acaba? Şimdi aslında çok farklı yönlerden geldi. Hani başka teoriyi test etmek için oldu. Bence bilimde bir teoriniz varsa fikri alabilmek için bir teoriyi din ardından en önemli olan şey budur. Sadece araştırma ve sonuç değil, sadece kendi alanında değil, yani kendi ayakları üzerinde olarak görmeniz gerekiyor. Mesela bu gruba takıl, gruba katılma deneyindeki gibi. Bu deneyde almış olduğumuz sonuç gibi. Ama bunu daha ilginç yapan şey de şu. Bir teorinin bir kısmı başka bir şeye ön ayak olabiliyor. Mesela bir fikir oluşturmanın en güzel yolu bir hipotezden başlayıp biraz saptırıp bir teoriye döndürmek bunu. Ama her şey size fikir verebilir. Yolda yürürken bir şey görürsünüz. Aa, bu acaba universal, yani sürekli kendini tekrar eden bir şey mi diye merak edersiniz. Sonra öyle olup olmadığını test edersiniz. İşte o yüzden sosyal psikolojide psikolojinin çok ilginç. Çünkü hepimiz aslında birey olarak amatör sosyal psikologlarız. Ne çalışıyor? Ne zaman işe yarıyor? Hangi koşullarda? Hangi koşullarda işe yaramıyor? Mesela jürili bir mahkeme salonu düşünün. Eğer diyelim ki cinayetten suçlu biri yargılanıyorsa ve mahkemenin sonunda savunma ve kovuşturma fikirlerinin özetini geçtikleri kısımda kimin ilk sözü alacağı ya da ikinci sözü alacağını hiçbir anlamı yoktur. Misal. Mesela adli bilimde de ki bana soracak olursanız sosyal psikolojinin çok önemli kısımlarından, alanlarından birini oluşturuyor. Mesela tabii ki de cinayet için idam cezası var. Eğer bir cinayet davasıysa bu duruşmada potansiyel jüri üyeleri öncelikle bir mülakattan geçerler. Onları
Avukat önceden şu soruları sorar. Misal, idam cezasını kabul ediyor musunuz? Ve çoğu insan idam cezasını doğru bulmuyor. Ve eğer kişi idam cezasına inanmıyorum derse, uygulanmaması gerekiyor derse, o zaman kovuşturma makamı o jüriyi reddedebilir. Çünkü yanlılık söz konusu olacaktır. Tarafsız olamayacağını düşünürler. Mesela burada ilginç bir soru var. Bu süreç esnasında jürinin üyeleri, solunda seçilen jürinin üyeleri şöyle bir fikre kapılıyor mu acaba? İdam cezasına karşı olmak yanlıştır. Çünkü görüyorlar değil mi? Süreci takip ediyorlar. Ve bu da acaba bir sonraki süreçte, duruşma sürecinde fikirlerini etkiliyor mu? Kararlarını etkiliyor mu? Ki baktığımızda evet etkiliyor. Bunlar çok önemli konular aslında. Ve bunu tamamen böyle uygulamadaki gerçek durumlardan görebiliriz. Mesela bir dizi deney yapmıştım daha önce. Öğretme teknikleriyle ilgili olarak, Jigsaw Classroom dediğim Jigsaw sınıf ortamlarıyla ilgili olarak. Bu da öğrencileri bir araya getirip ilkokulda küçük gruplar halinde ve onları eğitim materyallerini birbirleriyle çalışıp işbirliği yapıp birbirini öğreterek öğretebilecekleri bir yöntemden bahsediyoruz. Ve farklı farklı etnik gruplardan kişileri bir araya getirirseniz, siyahi öğrencileri, Meksika Amerikalıları, beyazları, Asyalıları bir araya getirdiğinizde, öğrencileri bir araya getirdiğinizde ve bir grup ekip olarak çok iyi bir futbol ekibi gibi ya da basketbol ekibi gibi çalışıp hani bütün farklı farklı bilgileri bir araya getirip birleştirdikleri bir ortamda çalıştırdığınızda sadece verdiğiniz eğitim materyaline daha iyi öğrenmekle kalmıyorlar geleneksel bir sınıf ortamına kıyasla. Bir de birbirlerini takdir etmeyi öğreniyorlar. Birbirlerini daha fazla sevmeyi öğreniyorlar. Ve onların ön yargıları bu şekilde azaltılabiliyor. İşte bu inanılmaz derecede önemli bir bulgu. Ve çok önemli de katkıları oldu. Bir kısmı aslında bunun yine bilişsel uyumsuzluk teorisine dayanıyor. Çünkü özellikle de birbiri için çok çalışan, zorluklara göğüs geren kişiler ki deneyimde de gördüğüm gibi birbirleri için ve birlikte birbirleriyle birlikte çok çalıştıkları zaman birbirlerinde daha iyi, daha güzel, daha ilginç olan şeyleri görmeye başlıyorlar ve daha renklerine bakmadan, ten rengine bakmadan, dinine bakmadan, cinsiyetine bakmadan onların ötesinde sevilebilecek şeylerini görebiliyorlar. Ve okulu da daha fazla sevmeye başlıyorlar. Mesela devamsızlık oranları düşüyor. Teorik olarak ilginç, evet. Ama uygulama olarak baktığımızda problemi bu etnik ve ırksal önyargılar problemini çözmek açısından baktığımızda çok önemli pratik değeri var. Sanırım bunlar bence benim fikrimce bu konuda araştırma yapmak için en önemli iki unsuru. Teorik açıdan ilginçti, evet. Önemli olan diğer şeylere kıyasla baktığımda acaba bu çalışma, bu yöntem daha mı önemli yoksa diğer yöntemlerden daha mı az önemli? Bunu görmek ilginçti. Ama hem uygulamalı değerinin, katma değerinin hem de teorik değerinin birden baktığımda benim için evet, tamam, bu hani altını buldum demekti. Benim için çok önemli olan iki şey artık bir araya gelmişti bu çalışmada. Ve bir deney her ikisini bir anda veriyorsa bu beni gerçekten çok mutlu eder. Çok teşekkürler. Benim için sizinle birlikte bu konuları konuşmak gerçekten büyük bir heyecan. Jigsaw sınıf ortamı ile ilgili olarak bir şey daha söylemek istiyoruz. Şimdi biliyoruz ki kümülatif bilgi sürekli olarak kendini güncelliyor. Siz metodolojik açıdan ne tavsiye ederdiniz? Eğer genç araştırmacılarımız bu yapboz yöntemi gibi bir çalışma yapacak olsaydı tekrar sizin tekniklerinizi kullanarak
Ne tavsiye edersiniz? Soru ne diye bakıyorum şimdi. Bir daha tekrar edebilir misiniz acaba? Work will to design new research using your genç araştırmacılar sizin yapboz sınıfı tekniğinizi kullansalardı metodolojik olarak hangi alanlarda daha fazla popüler çalışma yapılabilirdi sizce? Kusura bakmayın, soruyu biraz anlayamadım ama bir kez daha ifade edebilir misiniz? Bir soru daha sormak istiyorum. Genç araştırmacılar için gain loss theory of attraction dediğimiz teoriyi anlatabilir misiniz? Şimdi bazı deneyler yaptık. Mesela bir kişiler birinin sevmedikleri biriyle ilgili olarak daha çekici yeni şeyler öğrenmeye başladıklarında o kişiyi daha çekici görüyorlar. Çok sevip yani başlangıçta bir kişiyi çok seviyorlarsa, çekici buluyorlarsa daha sonra kişiyle ilgili olarak kişinin hakkında kötü şeyler görmeye başladığımızdaki etkiye göre farklı bir etki yaratabiliyor. Bu deneyi biz aslında Darwin Linder isimli inanılmaz bir öğrencimle birlikte yaptım. Çünkü 18. yüzyıl filozofu şöyle bir şey demişti. Bir kişiyi başına itibaren seviyorsak, onun daha güzel yönlerini görerek daha fazla sevebiliriz. Ama bir kişiyi nefret ederken, onun güzel yönlerini görerek onu sevdiğimizde o sevgi diğerinden çok çok daha büyük olabiliyor. Ve bu 300 yıl önce yazılmış bir şeydi. Çok güzel bir spekülasyon. Güzel bir fikirdi aslında baktığımızda. Bir fikirdi ve biz bunu aldık, denedik ve biz bunu denemeden önce, test etmeden önce kimse bunu daha önce test etmemişti. Çok ilginç bir nosyondu. Ve bu nosyon yine başlangıçta kişiye yönelik negatif görüşlerimiz, duygularımız varsa daha sonrakinde artılarla çok daha büyük bir olumlu duyguya dönüşebileceğini gösteriyordu. Neden? Çünkü gene başlangıçta kötü olan hislerimizi değiştirmek için daha fazla şey yapılması gerekiyor. O sürpriz, o şok, o şaşkınlık, sizi şaşırtması, kişiyle ilgili çekici, ilgi çekici şeylerin ortaya çıkması çok daha güçlü bir unsur. Şimdi birisi sorumsuzluktan başladık, sosyal bilinçten başladık. Bahsettik, affedersiniz. Bulgularınızdan hangileri sizin için en heyecanlı bulgu olmuştu? Tamam, sadece bulgu olarak soruyorum. Jigsaw sınıfı. Jigsaw classroom teorisi dediğimiz yapboz sınıfı. Çünkü şimdi daha önce de söylediğim gibi iki çok önemli mentorum oldu hayatımda. Biri Abraham Maslow, diğeri ise ki kendisi beni psikoloji konusunda çok heyecanlandırdı. Sonrasında Leon Festinger kendisi bana nasıl deney yapılacağını psikolojide gösterdi, öğretti ve bilişsel uyumsuzluk teorisini öğretti. Ama burada asıl önemli olan şey şu ki bence ilginç olan şeydir ise Maslow ve Festinger birbirlerini hiç hoşlanmazlardı. Hatta arkadaş olmayı bırakın baya birbirlerine haz etmezler dedi. Ama Maslow beni bu alanla ilgili, psikolojiyle ilgili heyecanlandıran kişiyken
Kastinger bunun nasıl yapılacağını bana öğretendi. Mensur çok iyi bir araştırmacı değildi. Çok iyi bir düşünürdü o. Gerçekten araştırma yapmak konusunda iyi değildi. Çok iyi fikirleri vardı, evet. Ve çok da heyecan doluydu uygulama konusunda. İnsan koşullarını iyileştirmek için psikoloji uygulama konusunda bana o bunu verdi. Ama Festinger inanılmaz bir eleştiriliğine sahip artistti, bir sanatkardı ve inanılmaz da bir düşünürdü. Ama uygulamadan çok, o da haz etmezdi. Çok takvası uygulamayı aslında. Jigsaw Classroom araştırmasının başladığımızda daha doğrusu neden bu araştırma benim için en önemlisidir diyecek olursam, bu sadece öğrencilerin hayatında, bu sınıfta eğitim görmüş olan öğrencilerin hayatında yaptığı değişiklikler de değil. Ve pek çoğu aslında yavaş yavaş başladılar sürece ve çok da motivasyonlu değillerdi bu sınıf ortamıyla tanıştıklarında, ama onların hayatlarını bu sınıf ortamı, bu yöntem inanılmaz boyutta iyileştirebildi. Ama ben kişisel seviyede baktığımda Maslow ve Festinger'ı bir araya getirme imkanı buldum. Maslow idealist olarak bu uygulamayı isterdi. İnsanların koşullarını, yaşam koşullarını iyileştirmek istiyordu. Öbür tarafta Festinger ise inanılmaz bir bilim adamı ama insanları dokunma konusunda hiç umursamıyordu. İkisini bir araya getirme imkanı yaşadım. İkisinin benim üzerindeki etkisi inanılmazdı ve bu araştırmada ikisini harmanlayabildim. Ve ikisini de aslında memnun ettim bu çalışmayla. Evet, çok teşekkürler. Ve bir de kitaplarınızdan bahsetmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla mesela sosyal hayvan dediğimiz Social Animal kitabı ve klasik Introductory Textbook dediğimiz bu klasik giriş kitabı. İlk 72 yılında sanırım yayınlanmış ve şöyle bir cümle var. Sosyal hayvan, siz ilk kanunumuzu da orada söylüyorsunuz. Delice şeyler yapan kişiler illaki deli değillerdi. Sadece bazı durumlarda farklı davrandıklarını gösteriyor. Peki sizin sosyal hayvan grubunuzla ilgili ne diyecek olursunuz? Kitabınızla ilgili ne diyecek olursunuz? Sosyal hayvan, aslında Social Animal, gerçekten yazması çok eğlenceli bir çalışmaydı. Gene kaza araydı neredeyse. Siz de söylediğiniz gibi 1972'de yayınlandı, basıldı. 1970'te yazmaya başladım. Sizin de bildiğiniz üzere 1960'lar inanılmaz önemli bir 10 yılda dünyanın dört bir köşesinde. Tabii ki de ABD'de de. Çünkü çok fazla ilerleme vardı. Özellikle de kadın hakları açısından. Kadın harekatı başlamıştı. Kadın hak savunuculuğu başlamıştı. Kadınlar siyasi olarak daha güçlendirilmişti. Daha iyi eğitim imkanları vardı. Artık mesleklere dahil olabiliyorlardı. Üniversitede okutmanlık yapabiliyorlardı, ders verebiliyorlardı. Daha önce hiç yapmadıkları bir şeydi kadınları. 1960'larda geldi bu. Ve yani pek çok böyle heyecan verici gelişmenin yaşandığı bir 10 yıldı. Ve ben de sosyal psikolojiye giriş dersi veriyordum. Her zaman giriş dersini vermek çok hoşuma gitmiştir zaten. Ama kullanılan kitapların hiçbiri hoşuma gitmiyordu o dönemde. Çünkü o zaman da gerçekleşmekte olan önemli sosyal olaylarla ilgili hiçbir şey yazmıyorlardı. Tamamen akademik, tamamen kapsamla ilgili bir şeydi. Kitap, şimdi kursu veriyorum, dersi veriyorum ama istediğim kitabı bulamıyorum bir türlü. O yüzden ben de bazı belli başlı şeyleri yazmaya başladım. Dünyada o çağda olan şeylerle ilgili olarak. Hani kitapları bütünlesini tamamlasın diye kullandığım ders kitaplarını. Sonrasında yayıncılardan biri geldi. Benim böyle bir çalışma yaptığımı duymuştu. Bu arada bunları öğrencilerime veriyorum. Yani ek bölümler yazıp veriyorum. Ve
Yani basın medeniyetinden biri geldi ve dedi ki bu öğrencilere verdiğiniz şeylerden biz de bir baksak. Ben de ona bir kopyasını verdim. O çıktı olarak dağıttığım şeylerden biri ve dedi ki biliyor musun burada bildiği bayağı bir ders kitabı var. Aslında işte ders kitabı yazmak gibi bir fikrim yoktu. O yüzden bir kenara bıraktım bu teklifi. Ama 1970'te Davranışsal Bilimlerde ileri Çalışmalar Merkezi'ne davet edilmiştim. Ve orada sekreterya var, istediğiniz araştırmacılar, bir yıllık size maaşınızı veriyorlar. Bütün yardımla hazır orada. Tek yapmanız gereken şey yazmak. Yazmanızı istiyorlar size. İnanılmaz bir fırsattı aslında. Aslında oraya gittiğinde tam olarak ne yapacağımı bilmiyordum ama bu öğrencilere çıktı olarak verdiğim kısımlar da yanımdaydı. Hadi bir bakalım şöyle bir sağlı sollu oynayalım ne olacak diye baktık ve bir kitap çıktı ortaya. Ve sadece 9 bölümden oluşuyordu. Sosyal psikolojide çoğunlukla 14-15 başlık olur, 16 başlık olur biliyorsunuz. Ama bu 9 başlıkla, 9 bölümle 9 önemli, güncel, sosyal psikoloji konusunu ele alma imkanı buldum. Tabii ki de benim de en çok ilgimi çeken konuları ele aldım. Bu 9 bölümden sonra yayın evlerinin pek çoğu dedi ki, yani 9 olmaz, 13 olacak, 14 olacak dediler. Ben de bunu yapmak istemiyordum. Yayıncılardan biri, yayın evlerinden biri dedi ki, tamam bu kadar yeter, bu haliyle zaten güzel, bunu basabiliriz. Ve çok popüler bir kitap oldu. Açıkçası ben bile çok şaşırdım. Bu kadar iyi olduğunu ben de bilmiyordum. Çok kişisel bir kitaptı aslında. Çünkü tamamen kendi öğrencilerim için yazdığım bir şeyden doğan bir çalışma. Onlara sosyal psikolojiye giriş dersi verirken kitaplardaki eksikleri yazmak için yazdığım, kapatmak için yazdığım bir şeydi. Ailemden örnekler vardı, arkadaşlarımdan, köpeğimden örnekler vardı, çocuklarımdan örnekler vardı. Bayağı kişiseldi yani. Ve insanların buna hiç ilgi duyacağını düşünmezken çok popüler oldu. Ve şimdi 50 yıl sonra bugün hala önemli bir yer tutuyor. 13. basımdayız şu anda. Şimdi hatta çocuğumla, oğlumla, Dr. Aronson'la birlikte de yazıyorum, işbirliği yapıyorum. New York Üniversitesi'nde bir sosyal psikolog o da. Ve birlikte eş yazarlık yapıyoruz yeni kitabımda. Sosyal hayvanı, sosyal animal'ı yazmak benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Çünkü bana düşündüğüm pek çok şeyi kağıda dökme, hikayelerimi kağıda dökme, baskıya dökme imkanı verdi. Dediğim gibi çok aslında şahsi kişisel olan bir şeyden evrensel olan bir şeye bu geçişimiz onu ondan alıp diğerini dönüştürmek gerçekten çok heyecan verici bir süreçti. Hani nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama eğer benim tamamen şahsime özgü bir tecrübe, bir fikir, çok büyük proseslerden birinin örneği olarak gelirse karşısına diğer öğrencilerin bunun benim tamamen kendi şahsi bir tecrübem olduğunu düşünmek gerçekten çok heyecan verici. Artık bu ders kitabı değil bu arada. Hani biraz daha böyle sanki yemek kitabı gibi şu tonu kullanmalısın, şöyle yapmalısın diye anlatan bir örnekler kitabı gibi aslında. İşte çoğunlukla öğrencilere baktığımızda lisans öğrencileri fikirlerle daha çok ilgileniyorlar. Ve fikirler iyi bir araştırmayı destekleyecekse o zaman biliyorsunuz ki doğrudur. Doğru olan şey yapılmıştır. Tüm ihtiyacınız olan bu. Ve bunu aslında
anlatırken daha akademik olmayan bir üslupla da yapabilirsiniz. Onları heyecanlandıracak bir üslupla da yapabilirsiniz. Kitabın yaptığı buydu. Yani öğretmenlerin, profesörlerin bana söylediği şey şu. Öğrencilerine bu kitabı verdiklerinde öğrenciler daha ikinci, üçüncü bölümü okumaları gerekirken çoktan yedinci bölümü okumuş oluyorlar. Çünkü kitap ilgileri çektiği için, onları alıp sürüklediği için hızlı hızlı gidiyorlar. İşte sanırım her yazarın hayatta en çok isteyeceği şey budur. Öğrencinin gerçekten alıp da o kitabı, ders kitabını eğlenceli, heyecan verici, bilgilendirici, yardım edici ama aynı zamanda çok keyif verici bir materyal olarak görmesi. İşte bu bence herhangi bir ders kitabı yazarını alabileceği en büyük komplimandı ve ben de buna layık görüldüm. Tabii ki başka kitaplarınız da var. Dr. Aronson, Age of Propaganda gibi, Nobody Like to Hate, Adventures of Rita and then Little Boy Named Grandpa, Jigsaw Classroom, pek çok kitabınız var. Şunu sormak istiyorum. For the mistakes were made but not by me. Yapılan hatalar için ama benim tarafımdan yapılanlar için değil diye bir kitap başlığı var. Neden böyle bir isim seçtiniz? Ben bunu Carol Sharpers'la birlikte yazdım, meslektaşımla birlikte. Çünkü o zamanlar George W. Bush başkandı. Kendisi Irak'ı daha yeni işgal etmişti. Tabii ki iyi ve geçerli bir sebepten dolayı da değil. Akademideki pek çoğumuz zaten bu duruma, akademisyenlerin pek çoğu böyle bir savaşa girmeye tamamen karşıydı. Ve çok hatalar yaptılar. Savaşı sırf Saddam Hüseyin'in kitle imha cihazları olduğunu düşünerek ve bunu savaş amaçlı kullanacağını düşünerek ya da bahane ederek girdiler. Sonra baktılar ki hiç kitle imha silahı yok. Ama hala savaş haklı çıkarmaları gerekiyorlar. O zaman Saddam Hüseyin zaten kötü bir adamdı dediler. Ve aslında gerçekten çok kötü bir dönemdi. Çok kötü kararlar veriliyordu. Bir ülke olarak verilebilecek en kötü kararlar veriliyordu. Ve insanlar yapılan hataları, onların yaptıkları hataları göstermeye başladılar. Ve Tamam, bazı hatalar yaptık demeye de başlayabildiler. Mesela Washington'dakilerin hata yapıldı diye kabul ettiği bir dönemdi, dediği bir dönemdi. İşte mistakes are made, hatalar yapıldı ifadesi. Pasif, edilgen bir yapı kullanıyor. Ben bir hata yaptım demiyor. Mesela başkan ben bir hata yaptım demiyor. Başkan diyor ki hatalar yapıldı. Bu ne anlama geliyor? Yani hatalar yapıldı. Demek ki birileri hata yaptı ama ben değilim o. Yani kimse ayağa kalkıp da bunun sorumluluğunu almak istemedi. Bu hataları yapan hiç kimse ben yaptım diyemedi. Sadece herkes hatalar yapıldı diyebildi. İşte bu pasif bir anlatım tarzı. Ben buna pasif kendinden sorumluluk atan ses ifade şeklindeyim. Çünkü hatalar yapıldı derseniz şunu diyorsunuz. Ben yapmadım ya başkası yaptı. Yok canım tamam. Hayır kabul edelim. Siz yaptınız hataları. İşte kitabımızın adı o yüzden hatalar yapıldı şeklindeydi. Ve biz bu kitabı aslında siyasi bir kitap olarak rejimi iyileştirmek için yazdık. Ve bu arada yine bilimsel uyumsuzluk teorisini kullandık ve siyasi alandan kullandık aynı zamanda teorimizi. Eğitim olarak ve aslında gerçekten çok önemli olan pek çok psikoloji alanını derleyerek bir araya getirip yazdık. Genel nüfus için yazdık bu arada. Yani eğitimli bir gruba yazdık. Öğrenciler için yazılmış bir kitap değildi. Psikologlar için yazılmış bir kitap değildi. Ama içerisinde çok fazla bilişsel uyumsuzluk teorisinin işlendiği bir çalışma, işlendiği bir kitaptı. Yani asıl ana teması insanlar hata yapıyorlar ama bunun sorumluluğunu almıyorlar
ve karşılığında hatalar yapıldı diyorlar. Ama biz şunu demeye çalışıyoruz. Eğer bir hata yapıyorsanız ve bu yaptığınız hata için sorumluluk alıyorsanız ve bu hatayı düzeltmeye çalışırsınız o zamanlar. Çünkü bu hata başkalarını canını yaktı. Başka ülkelerin işine karıştı. O zaman bunu düzeltmeye çalışırsınız. Bundan ders alırsınız ve bir daha aynı hata yapmazsınız. Kişiselleştirebildiğiniz zaman. İşte o zaman da zaten faydalı bir şey yapmış olursunuz. Ama mistakes were made. Hatalar yapıldı. Sizinle de bunun hiçbir alakanız yoktu dediğinizde ondan bir ders almamışsınız demektir. Aynı hatayı tekrar tekrar hiç çekinmeden de yapacağınız anlamına gelir. Aslında bu kitabın ana öğretisi buydu. Bayağı popüler bir kitap oldu bu arada. Çünkü hayatın dört bir yanından pek çok kişi bu yöntemi kullanıyor. Ve dünyada şu anda siyasi olarak özellikle de yapılan hataların mesela ne olduğunu anlamakta da bu kitap çok kullanılıyor. Mesela Sayın Putin'in şu anda doğru düzgün bir gerekçe olmadan bir başka ülkeyi istila etmesi gibi ve çok fazla insanın hiçbir sebep olmadan hayatlarını kaybetmesi, öldürülmesi gibi bunlar sosyal psikologların açık açık söyleyebileceği, gündeme getirebileceği, insanların farkındalığını, anlayışını artırabileceği konular. Onları bir araya getirebileceği, bilinçlendirebileceği konular. Çünkü siyasetçinin ağzından çıkan şeyler tabii ki de iyi gelebiliyor kulağa bazen, hoş gelebiliyor. Ama şöyle iyice, dikkatlice baktığımızda o kadar iyi değil. Mistakes were made. Evet, bunun en güzel örneklerinden biriydi. Siyasetçiler nasıl sorumluluklarını, sorumluluklarından kaçınabiliyorlar. Çok teşekkürler cevabınız için. Şimdi bazı sorular daha sormak istiyorum sizin izninizle. Şöyle bir soru hazırladım. Sizin akademik kariyerinizdeki önemli kişilerle ilgili bir soru hazırlamıştım ama zaten bunu söylediniz. Maslow ve Festinger dediniz değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Onların ikisi benim için en önemlilerdi. Tabii ki bir de eşim var. Onlar en önemli. Fera değil mi? Evet. Peki, Desilu. Desilu? She's right here. Şu anda aslında tam burada yanımda. Biliyor musunuz bilmiyorum ama körüm. Neredeyse hiçbir görüşüm kalmadı şu anda, yani sıfır görüyor gibi körüm. O yüzden bir de köpeğim var. Ve bu 45 yıldır, son 45 yıl içerisinde progresif bir şekilde bütün görüşümü kaybettim. Artık okuyamıyorum aslında ve bir araştırmacı olmak, bir akademisyen olmak okuyamadan çok zor. Ama bu inanılmaz mükemmel bir köpeğim var, Lou. Bir rehber köpeği benimle birlikte yürüyüşlere çıkıyor ve her kaldırıma geldiğimizde durup sağ sola bakıyor ki hani arabayla geçen biri bize çarpmasın diye. İnanılmaz güzel dişi bir köpek. Harikulade bir eğitim almış bir rehber kitap köpek. Onu çok çok seviyorum. Benim en favori hayvanım. Çok da sosyal bu arada. Yani sosyal bir hayvan oldu neticede. Ve Desilu'dan bahsetmişken ben de biraz da belki de görüşümle ilgili problemlerden bahsedeyim. 2000 senesinde görüşümü kaybetmeye başladım. Görme yeteneğimi kaybetmeye başladım. Yani 22 yıl oldu şu an itibariyle. Hala yazabiliyorum, kitap yazıyorum. Son Social Animal'ın 3-4 basımını, versiyonunu, edisyonunu kör olsam daha kör olduğum şekillerde yazdım biliyorum. Hataları oldu. Onlar düzeltildi tekrar. Bir başka kitabımı da keza görme yeteneğimi kaybettikten sonra yazdım. Körken yazmak imkansız değil. Bilgisayar teknolojisinde çok şey borçluyum. Çünkü bilgisayar teknolojisi sayesinde şimdi
Macintosh'taki bir programla yazılı metinleri sözlü bir şekilde dinleyebiliyorum. Harikulade bir yazıyı söze dökme özelliği var. Çok iyi, çok faydalı. Aynı zamanda posta yazarak insanlarla iletişim kurmama müsaade ediyor, okumama müsaade ediyor. Dijital formattaki her şeyi okumama müsaade ediyor. Yani dinlememe müsaade ediyor. Ve bu benim için çok çok yardımcı oldu açıkçası. Eğer bu teknik olmasaydı muhtemelen yazılı iletişim kuramazdım artık. Ve tabii ki bir de köpeğim var. Her zaman benim için en büyük yardım oluyor. Yani benim için bir engel değil bu. Bir artık nüans olan şey. 20 dakikamız kaldı Sayın Aronson. Size iki soru sormak istiyorum. Sonrasında ise katılımcılarımızdan soruları alacağım sizin için de uygunsa. Bu sorulardan biri şu. Şimdi genç araştırmacılara kişisel hayatları, akademik kariyerleri için tavsiyeleriniz nelerdir? Ne tavsiye edersiniz? Çoğunlukla bu soruyu alıyorum aslında ve bazen hani daha spesifik de olabiliyor. Mesela bugün genç bir akademisyen olsaydınız, araştırma yapıyor olsaydınız, sosyal psikolojide doktora yapıyor olsaydınız ne yapardınız? Şimdi ben tekrar hiçbir zaman şunu söyleyeyim insanlara, kimseye ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bir şey söyleyemem. Ne yazmaları gerektiğini söyleyemem. Ne de neyi yazsanız da daha mutlu olacaksanız o zaman daha produktif, daha üretken olacaksınız. Size en çok heyecan veren şey neyse onun üzerinde yazın, onun üzerinde çalışın, o zaman daha iyi bir şey üreteceksiniz. Bir soru, soruya cevap bulmak istiyorsunuz ama sizin ilginizi çeken bir soru olsun. O yüzden bazen mesela başkalarının önemli olduğunu düşündüğünüz şeylere yönelebilirsiniz. Yapmayın bunu. Sizin önemli olduğunu düşündüğünüz şeyleri yapın. Mesela bir yüksek lisansa başlayacak olan bir öğrenciye yüksek lisans alanını seçmesi için yön göstermem istendiğinde öncelikle seni araştırma yapacağın konuyu bul ve daha sonrasında da seni, aslında daha da önemlisi araştırmanın konusundan ziyade araştırma yapma tarzı seni heyecanlandıran hocaların olduğu yeri bul. Çünkü asıl önemli olan bu. Mesela Lee Wanson bir zamanlar bana verdiği bir örnek vardı. Mükemmel bir örnek bu. Onu daha bahsetmek istiyorum. Şöyle dedi. Eğer tatile gideceksen dedi. Bir arkadaşınla bu yolculuğa çıkıyorsan, belli bir yere gidiyorsan, mükemmel bir zaman geçirdiysen bu arkadaşınla o yerde, o tatil yerinde. Bir sonraki tatil vakti geldiğinde ne yapmak istersin? Aynı yere geri dönmek mi istersin tekrar? Yoksa o kişiyle herhangi bir başka yere mi gitmek istersin? Ve ben şunu dedim. Kişi yer değil. Kişiyi seç. Yeri değil. Birlikte çalışmak istediğin kişiyi seç. Onların araştırma işini, araştırmayı nasıl yaptığına göre seç. Ne konusunda çalıştığına göre değil. Çünkü iyi bir araştırmacı iyi bir araştırmacıdır ve sen bunu öğrenirsin o çalışmada. Stilini öğrenirsin, tarzı öğrenirsin. Nasıl iyi bir araştırmanın yapılacağını öğrenirsin. Ne konuda çalışıyorlarsa çalışsınlar. Çünkü geçici olabilir. Sadece belki o anda seninle çok ilgilenmediğin bir konu hakkında çalışıyor olabilirler ama araştırmanın tarzı seni çekiyorsa işte o kişiyle birlikte çalışman gerekiyor demektir. Benim verebileceğim en iyi tavsiye bu. Genç yolun başında bir öğrenciye, yine genç yolun başında bir hocaya da heyecanlandığı şeyi yap derdim.
Çünkü araştırma yapmak zor iş. Gerçekten zor iş. Kolay bir iş değil. Çoğunlukla çok uzun saatler üzerinde çalışmanız gerekiyor. Ve hiç hoşlanmadığınız, sizin hiç ilginizi çekmeyen bir şeye saatler saatler harcarken o konu tamam popüler bir konu, ben bunu ben de alayım diye bunu yaparsanız zaten kazanmayacağınız bir ihaleye girmişsinizdir. Yanlış ot oynamışsınızdır. Bunu yapmayın diye tavsiye ediyorum. Yani bilmiyorum. Kariyerimde yani zeki olduğumdan daha çok şanslıydım aslında. Doğru zamanda doğru yerde olacak kadar şanslıydım. Abraham Maslow'u gördüm hayatında. Maslow'un benim mentorum olmayı kabul edeceği bir noktada, bir anda onu gördüm, tanıştım. Ve bana bir yoldaş oldu, yol gösterici oldu. Bana değerleri öğretti. Nasıl iyi bir psikolog olunur, bunu öğretti. Ve gerçekten insanları dokunacak çalışma nasıl yapılır, bunu öğretti. Sonrasında ise Festinger'le tamamen yine şans eseri bir araya geldiğimde, ben de orada o üniversitede olacağımı bilmeden, ikimiz de yeni ve genç bir şekilde gelmişken oraya gittim, onunla karşılaştım, zordu. İlk temaslarımız bayağı olumsuzdu. Ne kadar zor olabileceğini daha başından öğrendim. Aslında bayağı da hani can yakıcıydı ama onunla kaldım çünkü hani dediğimiz gibi o güllerin de dikenleri vardı. Ve zaman içerisinde yavaş yavaş çok yakın arkadaş olduk. Çünkü adam bir dahi ve aynı zamanda da inanılmaz eleştirel, zor bir kişi ve o eleştirilerden ben çok faydalandım. Yani bu eleştiriler bazen hani artık o kadar can yakıcı olabilirdi, o kadar özel işlenmiş eleştiriler olabilirdi ki durup kişiselleştirmeden bana kattığı şeyleri düşünerek kabul etmem benim için büyük bir şanstı. Eşim de öyle. Eşim de aynı şekilde. Evet. Bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Kişilerin bu arada sırf yani çalışacağınız kişilerin tarzına seviyorsanız ona göre seçin onları. Son bir soru ve bu Profesör Şenen'den gelen bir soru. Kendisi sizden şu soruyu sormam istedi. Not by Chance alone. Bu kitabı yazmak sizin büyümenize nasıl katkıda bulundu, bunu merak ediyorum. Bazen biz kendi anılarımıza baktığımızda ve onlarla ilgili yazı yazdığımızda aslında kendimizi bir kez daha keşfederiz. Hayatımızı görürüz. Bu sizin nasıl, bu olay neye vesile olmuş, onu görürüz. Bu süreç aslında bizi iyileştirirdi. O yüzden merak ediyorum, bu kitap acaba size nasıl yardımcı oldu? Daha önce de söylediğim gibi yazmaya, kariyerimle ilgili yazmaya başladım ama sonrasında bunu bir kitaba dönüştürmem gerekti. Kariyerimi kişisel yaşantımla birlikte derleyip geliştirerek kitaba dönüştürdüm bunu. Ve bu tabii ki de inanılmaz heyecan verici bir projeydi. Tabii ki de zaman zaman acı vericiydi. Ve benim için çok öğretici bir süreçti. Bu çalışmayı yaparken gerçekten çok şey öğrendim. Benim babamla ilişkilerimi geri dönüp irdelememe sebep oldu. Daha önce söylediğim gibi çok fakir bir çocukluk geçirdim. Babam eğitimsizdi. Çok küçük bir dükkanı vardı. O dükkanda işte böyle çoraptır, iç çamaşır gibi şeyler satıyordu.
bununla aslında sadece bizim geçimimizi sağlamaya çalışıyordu. Ama sonra bir süre sonra dükkanı kaybetti. Çünkü zaten işçi sınıfının olduğu bir bölgede açtığı küçük bir dükkandı. Herkes fakirdi. Çok fazla iş yapmıyordu. Kredi verdiği bazı kişiler vardı. Kredilerini geri ödemediler. Çünkü onların da parası yoktu. Dükkanını kaybetti. İşsiz kaldı. Ve çok fazla yiyecek, masamızda yemek yoktu. Mutsuzdu babam. Çoğunlukla da sinirliydi. Yani büyürken babam çok mesafeliydi. Kendi problemleri, dertleri vardı çünkü. Sonra bir anda öldü. Lisedeyken hayatını kaybetti. Aslında o yüzden tam olarak onu yeterince iyi tanıyamadım. Ve bu benim için aslında dönüp çocukluğuma baktığımda gerçekten acı verici bir şey bunu keşfetmek. Aynı, bir de bir erkek kardeşim var benim için çok önemli olan. 2,5 yaş büyük benden. İnanılmaz bir dostluğumuz var. Arkadaş gibiyiz. O da benim gene üniversiteye girmem konusunda beni teşvik eden kişiydi. O olmadan muhtemelen bugün olduğum bir noktada olmazdım. Bir fabrikaya girmiş çalışıyor olurdum. O çalıştı. Bana okuma imkanını verdi. Hatta ben de bu arada fabrikaya göz koymuştum. Hani güzel paralar kazanıyordu işçiler dedi. Ben de çalışayım, ben de başlayayım diye. Hayır dedi. Sen okuyacaksın. Beni yönlendirdi. Burs kazanacağımı söyledi. Burs kazanmam için teşvik etti. Hayatımda çok önemli bir rol oynadı. Ve aynı zamanda o sıralar o da lisans öğrencisiydi. Kanserden kaybettim. Daha genç, 30-31 yaşındayken. Aslında bu benim geri dönüp biraz daha deşmem gereken, hatırlamam gereken bir kayıp oldu. Abimle ilişkimi bu kitabı yazarken detaylı bir şekilde ele alabilmek için o acıları tekrar deşmem gerekti. Benim profesyonel ve kişisel hayatımın, çocuklarım, ailem, eşim, bunların hepsi çok ilginç şekillerde böyle bir araya geldi, bağlandı. Daha öncesinde hani bunu planlamaya çalışsaydım bu şekilde olsun diye muhtemelen yapamazdım. Ve bunları tekrar yazmak da benim için gerçekten güzel bir tecrübeydi. O yüzden hani herkese vereceğim şeydir bu. Yazabiliyorsanız anılarınızı yazın. Benim için harikulade bir tecrübe oldu. Zaman zaman tamam canımı yaktı ama öte yandan çok da tatmin ediciydi. Sadece söylediğim gibi. Almost no eyesight. I've got leukemia. 90 yaşındayım. Şans eseri de olsa güzel bir hayat sürdürdüm ama hala buradayım. Ve burada olduğum sürece, aileme, arkadaşlarıma faydalı olabildiğim sürece amacımı yerine getirmiş olacağım. Mesleğime faydalı olabildiğim sürece amacımı yerine getirmiş olacağım. Güzel bir hayat yaşadım. Anılarımda da bunu görme imkanım oldu. Bugün burada sizinle birlikte olmak benim için çok güzel. Çok mutluyum. Çünkü geçen yıllarda, geçen 65-70 yıldır bu meslekte olduğumdan beri bana çok iyi davranan, çok kibar insanlarla bir araya geldi ve bunun karşılığında birileri bir şey verebilmeye çalışmak o yüzden çok önemli. Bu konferansta mesela o fırsatlardan biri benim için. Belki biri de buradan faydalanır. Ufacık da olsa faydalı bir şey bulur. Pekala. Teşekkürler Dr. Arison bu harikulade sohbetimiz için. Şimdi soruları açmak istiyorum. Ve gördüğüm kadarıyla bazı yorumlar var, bazı
görüşler almışız. Psikolojiye inanılmaz katkılarınıza dolayı teşekkür ederiz demiş birisi. Araştırdığınız, asıl şevk duyduğunuz konularla ilgili araştırma yapmanız çok önemli. Kişiyi seçin, yeri değil dediğiniz tavsiyenizin çok harikulade olduğunu söylemişler. Buna benzer çok yorum almışız şu anda. Dr. Aronson, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Dr. Aronson, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır, aslında ekleyebileceğim bir şey kalmadı. Sorularınız gerçekten güzel, tamamdı ve ekleyecek bir şey de yok. Pekala, teşekkürler o zaman. Hanımefendiler ve beyefendiler, oturumumuz tamamlandı. Sayın Profesör Doktor Elliot Aronson'a bu mükemmel konuşma için teşekkür etmek istiyoruz. Bugün burada bizim onurlandırdığınız varlığınızla çok teşekkür ederiz. Benim için bir zevkti. Çok iyi günler diliyoruz. Sizler de. Deniz Hanım. Evet, buyurun. Seda Hanım, buyurun.